Merhaba sevgili TV9 İzmir izleyicileri. Bir sohbeti şahane programıyla daha karşınızdayız. Bugün kadınları çağırıyoruz ekran başına. Özellikle bizi izleyin. Konuğumuz Orhan Şimşek, saç tasarım uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi önce bir tanıyarak başlayalım. Tabii. İsmim Orhan Şimşek. Bu mesleğe 2009 yılında başladım. Herhalde çırak olarak falan değil mi? Tabii tabii. Çıraklığında başladım. Biraz zor oldu öğrenmem tabii ki ama. İstek mi oldu? Böyle hani kendiniz istek. İstiyordunuz değil mi? Tabii tabii. İstek üzerine başladım. Mesleğimi seviyorum. Gerçekten aşkla yapıyorum. Bu mesleğe başladım. Yani devam ediyorum hala. Ne kadar sürede böyle hani yükselişler oldu? Çıraklık, kalfalık falan böyle bir evrelerden geçildi tabii, değil mi? Tabii. Şimdi ilk etapta zaten bir çırak döneminden başlıyorsunuz. Çıraklık, kalfalık, sonra en son ustalık. Bunların eğitimlerini de gördüm. Ha tabii bu çok önemli. Yani tabii. Orada öğrenmek değil ama eğitimini de almak gerekiyor. Tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kuaförlükte çok fazla bir öğrenim durumu olmuyor. Yani genelde kendi çapında öğrenmen lazım. Eğitimlere İstanbul'a gittim. Renklendirme eğitimi olsun, kesim eğitimi olsun. O şekilde mesleğime devam ettim. Öyle diyeyim ben size. Şimdi kadınların merak ettiği konularla başlayalım. Şimdi tabii saç kesimi diyelim. Birisi geldi. Size elinde böyle, ya belki yaşandı bilmiyorum ama bir tane fotoğrafla falan böyle şeyler yaşıyor muydunuz? Benim saçımı böyle kes, bu böyle olsun. O da yakışmıyorsa sizin önerileriniz oluyor muydu? Böyle buraları da dinleyelim. Tabii. Nasıl? Şimdi çoğunlukla bayanlar geldiğinde bir fotoğraf gösteriyorlar. Diyorlar işte Orhan Bey, bu model bana yakışır mı, yakışmaz mı? Çoğunlukla bana bırakıyorlar. Ama yakışanı mesela nasıl diyeyim ben size, yuvarlak yüze bob kesim çoğunlukla veya katlı kesim. Yüz hatlarına göre kesimimizi yapıyoruz. Şimdi diğer türlü sunmadan yaptığınızda güzel bir yüzünüze yakışmıyor, yani öyle söyleyeyim size. Yani sadece istiyor diyerek kimseye saç kesmezsiniz. Kesinlikle, gerek yok. Uyarıları yapıyorsunuz. Aynen. Tabii tabii. Çünkü bütün o mesleki olarak da doğru bir şey değil. Hani yanlış bir şey yerine uygulan sonuçta dışarı çıkacak o kişi. Tabii ki, yani şimdi kendi öneri hani bize bıraktığında daha güzel modeller çıkıyor. Ama tabii bazı bayanlar işte şu model istiyorum mesela, katlı kesim istiyorum. Söylüyorum mesela yakışmaz diyorum. Çoğunlukla yani yapın diyorlar ya, biz de kesiyoruz. Saçın ama yapısı da önemli mi kesimde? Tabii ki yapısı yani önemli. İnce telli, kalın telli. Tabii ki. Doğru soru soruyor muyum bilmiyorum ama. Yok, yani doğru. Şimdi kıvırcık bir saç katlı kesimde çok hoş olmuyor. Olmaz. Çünkü kestiğinizde kuruttuğumuzda ister istemez yukarıya doğru çıkıyor. Bu sefer de hoş olmuyor. Mesela kahkül. Dalgalı saçlarda kesinlikle önermiyorum. Düz saç gerekiyor. Düz saçlarda genellikle öneriyorum ama tabii ki kesin diyorlar. Biz de kesiyoruz ama çok çaresiz kalmadığı yani, sürece. Evet. Kesiyoruz çoğunlukla mesela. Yakışanı da oluyor, yakışmayanı da oluyor. Ama düz saçlarda daha güzel bir model çıkıyor ortaya. Peki şey, renklere gelelim. Bu renkler böyle moda oluyor. Bu nasıl oluyor? İşte renk getiren firmalar mı, tercihler mi, ya da herkes işte genelde biraz bir sarı saç galiba kadınlarda yaygınlığı var herhalde. Evet. Yani biraz sizden dinleyelim. Tabii ki. Tenle şimdi ilgili midir? Hani uyumu orada, saçın rengi? Şöyle söyleyeyim ben size. Genelde çoğunlukla ten rengine göre biz renklendirme yapıyoruz. Yine bu kesimden örnek vereyim size. Mesela bayan geliyor, fotoğraf gösteriyor. Diyor ki ben diyor küllük sarı istiyorum veya soğuk sarı istiyorum. Şimdi bakıyorum ten rengine, diyorum ki bu size yakışmaz. Hani hoş olmaz. Bence size şöyle sıcak tonlarda, hani esmer bir bayan geldiğinde sıcak tonlara daha çok öneriyorum. Veya beyaz bayanlarda mesela soğuk tonlara çok güzel oluyor. Çoğunlukla bana bırakıyorlar tekrardan. Yani yapıyorum mesela, yüzüne de yakışıyor bayanın. Öyle biraz da bir aşamayı anlatalım. Mesela saçı boyayacak, biraz hani uzun sürecek işlemlerden onu anlatalım. Hı hı. Ne yapılıyor mesela? Uygulamayı da böyle birazcık anlatalım. Bilgi sahibi yapalım insanları. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Koyu bir saçı açmak zor. Yani şöyle sıcakla çalıştığı için öncelikle paketin içine alıyoruz. Hı. Paketin içine aldıktan sonra bir
Yarım saat, bir saat. Ben bilmediğimden soruyorum. Hı-hı. Sıcakla çalışıyor derken kullandığınız üründen bahsediyoruz. Doğru mudur? Doğru. Evet. Evet. Tamam. Şimdi paket dediğimiz folyo kağıdından bahsediyorum. Tamam. Folyo kağıdının içine aldığımızda sıcak yayılmıyor. Yani paketin içinde sabit, saçı daha çok açmasına neden oluyor. Yani bir yarım saat, bir saat paketin içinde bekliyor. Tabi arada bir kontrollerimizi sağlıyoruz. Yani burada kontrol şart ama değil tabii mi? Ki. Saça zarar verme ihtimali var. Tabii ki, yani kopma ihtimali de oluyor. Yani yaptığın işlemi kesinlikle kontrol etmen gerekiyor. Başka bir işlemle uğraşırsanız saç kopabilir. Yani orada tabi sizin gibi işine önem veren kuaförlerin önemli. Tabii ki. Boş ver orada dursun, ben diğer işi de halledeyim dememek lazım. Kesinlikle, yani eğer bir kolay bir saç var, yani sağlıklı bir saç, evet, varsa diğer müşteri de alabilirsiniz. Ama yıpranık bir saç veya orta düzeyde bir saç varsa kesinlikle başka bir müşteri almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kopma ihtimali yüksek olabilir. Bu arada ısıyı kontrol ediyorsunuz. Tabii tabii. Sonrasında aşama ne oluyor? Evet tamam dedik. Oradan sonra çıkarıyoruz herhalde. Tabii ki. Renk tonlamasını, eğer soğuk sarı yapacaksak renk tonlamasına bakıyorum açılma durumuna göre. Sıyırıyorum hepsini. Yani paketten çıkartıyorum. Sonra en son diplerine 30 volüm veya 20 volümle giriyorum. Bir yarım saat bekliyor. Çünkü bayanın kendi ısısı olduğu için çabuk açıyor. Tamam. O yönden problem olmuyor. Açtıktan sonra boyama işlemine geçiyoruz. Dip boyasını, işte küllü kumral veya bebek kumralı veya biraz daha koyu kumral tonlarında istedikleri için hemen o tonu sıkıp işlemi uyguluyorum. Onun bir bekleme süresi var mı? Yani maksimum bir 20 dakika bekleseniz yeterlidir. Yeterlidir. Renk tonlamasına bakıyorum tekrar. İstediğim gibi ise sıyırıyorum. Hemen yıkamaya başlıyoruz. Yıkıyoruz. Yıkamadan sonra başka bir işlem oluyor mu? Yıkamadan sonra yani şöyle söyleyeyim. Yıkama setinde cila yapıyorum. Hı, tamam. Renk tonlamasını dediğim gibi hangi tonlarda istiyorsa o tonlarda sıkıyorum. Cilasını yapıyorum. Maksimum 15 dakika falan karıştırıyorum. Sıyırıyorum, bakıyorum olmuşsa yıkıyorum. Sonra koltuğumuzu alıp rengimizi bayana sunuyorum. Peki şey de yapalım. Bu hani bilinen sabit her renk, ona renk pantonesi mi diyorlar artık, hatalı bir şey de yapmayayım ama, hı hı, yoktur. Karışımlar da gerekiyordur herhalde değil mi? Her renk böyle ana renk sizdeki sıkılan kadar değil. Birkaç rengin karışımı olan saçlarda oluyordur. Tabii ki. Burada herhalde rengi bilmek lazım. Herkesin hani başarılı olabileceği bir şey değil. Bu eğitimle ilgili bir şeydir sanırım. Bunları görmüşsünüzdür. Oralarda tabii, ne diyelim? Yani bu işi meslek olarak seçmek isteyen de arkadaşlarımız vardır, gençler vardır. Onlara da biraz bilgi verelim. Bu önemli herhalde değil mi? O renk karışımı ve benzerlerini yapmak. Tabii ki çok önemli. Şöyle, şimdi kafamıza göre sıkarsak rengi, hı-hı, örnek veriyorum. Biz sarı saça küllü sıktığımızda yeşillenir. Hı, işte bu çok önemli. Başka, evet, bir renge döneriz. Tabii ki. Mutlaka küllü sıkıyorsanız içine biraz sıcak renk sıkmanız lazım ki o küllülüğü, yani o yeşilliği biraz alması lazım. Ya ben çoğunlukla şöyle söyleyeyim, 4-5 renk içine sıkıyorum. Çünkü ne kadar renk karışımı olduğu zaman çok tatlı bir renk çıkıyor ortaya. Ama bunu bildiğiniz için tabii ki. Tabii ki. Çünkü bunun eğitimi de var. Tabii ki eğitimi de var. Zaten eğitimini almadığınız sürece başarısız olursunuz. Kesinlikle. Yani mutlaka, zaten şöyle söyleyeyim, eğitim aldığımız yerlerde genellikle şöyle derler. İlk etapta bizim verdiğimiz eğitimler biraz başarısız olabilir ama bunu yapa yapa çoğunlukla hani pratiği de lazım. Pratiği de lazım. Öğrenebilirsin. Yani daha çok öğrenebilirsin. Biz de aynı şekilde bu yollardan çok, yani geldiğimiz için güzel bir başarılı bir sonuçlar çıkartıyoruz ortaya. Bu sektörde biraz ustaları kızdırabiliriz belki şimdi söyleyeceğim şeyle ama, hı-hı, sanırım öğretme kısmında biraz zayıf sizin şeyde. Hani gelenlere işi öğretmek falan, belki vakit de yoktur bilmiyorum ama anlatacak. Hı-hı. Hani belki eğitim burada gerekli. Nasıl bir geldi, çırak diyelim geldi. Hı-hı. Ona herhalde çok fazla da öğretecek bir vakit de olmuyor. Şöyle. Ya da öğretmek istemeyenler de var diyelim. Evet, öğretmek istemeyenler çok var. Çoğunlukla mesela çırak soruyor, işte ne sıkıyorsunuz? Söylemiyorlar genellikle. Ama tabii ki kendi adıma söyleyeyim. Ben öğretmeyi severim mesela. Boya sıkarken kesinlikle çağırırım yanıma. İşte şu rengi sıkıyorum, şu rengi yaparsak daha iyi olur. Evet.
Ama çoğunlukla dediğim gibi öğretmiyorlar. Bu sefer de çırak yetişmiyor. Yani sonra olmuyor. Da şikayette bulunuyorlar zaten. Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor diye. Yetiştirilmiyor evet. Diyelim yani. Yetiştirmiyor evet. Yani tabii onların hatası aslında ama yetiştirilse daha iyi olur. En azından eleman bulma olasılığı yükselir. Tabii her sektörde olduğu gibi. Hele bu kadına dayalı bir sektör. Yani görsellik evet. Var. Çok önemli. Oradan insanların mutlu, memnun ayrılması gerekir. Bir de herhalde biraz sizin meslekte sohbet kısmı da ikili ilişkiler de çok önemli gelen kişilerle değil mi? Bir diyalog sağlanıyor ister istemez. Sohbet, vakit. Evet. Çünkü o an size kendilerini teslim ediyorlar. Tabii. Yani tabii işlem yaparken mutlaka sohbet etmen gerekiyor. Şimdi direkt işine odaklandığı zaman bayan sıkılıyor. Süre de uzun. Tabii süre de uzun. Mesela sabah 9.30'da geliyor. Akşam 6'ya kadar işlem de süren oluyor. Oluyor. Veya saat 1-2 gibi de işlemi de bitebiliyor mesela. Hani mutlaka orada bir ufak bir diyalog kurman gerekiyor. Yani oradan en azından kafası dağılması için. Bir de insan psikolojisi herhalde o sohbet rahatlatıyor. Tabii. Kadınlar gergin oluyor sonuçta. Sonucu görene kadar o süre heyecan veriyor. Evet. Ya şimdi merak ediyorlar işte Orhan Bey nasıl çıkacak? Nasıl olacak? Özellikle renk değişiklikleri. Kesinlikle. Renklerde çok özellikle soruyorlar. Ya da model değişirken değil mi? Model değişti tabii. Şimdi onu kafasını dağıtmam için tabii başka muhabbetler ediyoruz. Orada zaten onu unutuyor. İşlem bitesiye kadar. En son zaten işte renk veya kesim şeylerde zaten ortaya çıkıyor her şey. Öyle diyeyim size. Peki sonuna geliyoruz programın. Sizin böyle özellikle anlatmak istediğiniz, yeni bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlara önerileriniz, çok mu çalışmalı, çok mu izlemeli ustayı, öyle bunlardan da biraz bahsedelim. Şöyle çünkü söyleyeyim. Siz bunu yaşadınız. Siz tabii. De bir çırak olarak geldiniz. Evet, yani şöyle, yeni başlayan çıraklarımız şöyle, işe odaklanırsa aslında çok o iyi çok olur. Çok önemli, evet. Tabii. Ve içten gelerek bu mesleği yaparlarsa, yani işte müşteri yok, köşede oturup bir telefonla ilgileneyim. Onu bence yapmasınlar. Evet, o biraz sıkıntı. Tabii. Mesela boş vaktinde izleyebilirler. İnternetten açabilirler. Evet, onu yapacağına internetten saçla ilgili bir şey izlesin. Evet. Doğru. Hani merak ettiğim ya fön çekerken nasıl çekiliyor? Mesela boya yapılırken nasıl boya yapılıyor? Gibi onlara odaklanırlarsa çok iyi olur. En azından çünkü bizim meslek çok güzel bir meslek. Ha bu arada şimdi fön deyince fönde işte makineyi tutmak da önemli herhalde ne derler tarak mı diyelim ya da fırça mı diyelim bunun bile yönü vardır değil mi? Yani tabii. Tutuş açısı vardır. Evet. Yani fönü tutmak bile şöyle söyleyeyim genelde fönü çok basit olarak görürler. İşte ben çekerim. Aslında fön bile çok zor bir iş. Fırçayı tutarken bile nasıl alttan mı vereceksin, üstten vereceksin veya parmaklarını oynatma çok önemli bir şey yani. Mesela bence o modeli bozabilir değil mi? Yanlış çektiğimizde. Bozabilir. Şöyle çok sağlam çekmesi lazım fönü. Yani bayanın işi bittikten sonra kapıdan çıkınca o fön dayanması lazım yani. Öyle diyeyim ben size. Bence mesleğine bir kere çok istesinler değil mi? Yani o işi evet, isteyerek gelsinler kesinlikle önce. Kesinlikle isteyerek yapsınlar. Başka şeylerle kesinlikle meşgul olmasın. Ben çıraklığında çok fazla bir şey öğrenmedim. Kendi çapımla çok öğrendim ve eğitimlere katıldım. Ama şu an çok şükür ustayım yani. Ama öğrenmek isteyenler de gelebilir. Öğretirim yani kesinlikle. Sizin yeriniz nerede? Hem ismi öğrenelim firmanın. Tabii ki. Benim yerim Bornova Mevlana Mahallesi. Heaven Beautiful Güzellik Salonu. Evet. Duydunuz. Oraya bekliyoruz herkesi. Tabii. Orada lazer, epilasyon gibi şeylerimiz de var tabii ki. Gelmek isteyenler. Ama siz saçtasınız sadece. Benim çoğunlukla saç tabii ki. Saçla ilgileniyorum. Tamam. Diğer işlemleri de zaten bayanlar yapıyor. Peki, hoş geldiniz dedik. Şimdi de teşekkür ederek sizi uğurlayalım. Bir başka zaman burada bir uygulamalı bir şey de yapalım. Tabii mankenlerimizi getirelim, gösterelim bu anlattıklarımızı. Sizin için de uygun olursa. Tabii tabii uygun olur. Burada canlı mankenlerimizi gösteririz. En azından görmüş olurlar işlemleri. Hem anlatarız hem gösterelim. Tabii. Böyle bir şey yapalım. Evet, yaparız yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.